Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Son yılların en sıcak çatışması Pakistan ve Hindistan arasında geçtiğimiz günlerde gökyüzünde yaşandı. 120 civarında savaş uçağı, havadan ihbar kontrol uçağı bölgede uçtu. Kimse birbirinin sınırını çok fazla ihlal etmedi ama verilen bilgilere göre Pakistan'ın iddiasına göre 5 Hindistan Hava Kuvvetlerine ait uçak Pakistan'ın görüş ötesi menzile sahip füzeleri tarafından vuruldu ve düşürüldü. Ve son yılların en ilginç hava savaşını bu programda masaya yatırıyoruz. Dilim döndüğünce sizlere anlatacağım. Hindistan ve Pakistan'ın ayrı ayrı bağımsızlıklarını ilan etmelerinden sonra Keşmir bölgesiyle ilgili çatışmalar yıllardır devam ediyor. Keşmir Müslüman bir bölge ve Hindistan sınırı içerisinde yer alıyor. Zaman zaman burada da bazı olaylar meydana geldiği zaman Hindistan bunu sorumlu olarak Pakistan'ı görüyor. Ve yıllardır bu devam ediyor. İki tarafta birbiriyle savaşıyor ve sürekli bir alarm halinde. Aralarında her ne kadar ateşkes anlaşması yapılsa da bir barış imzalanmış durumda değil. Yine son günlerde Keşmir'de olaylar meydana geldi. Hindistan sorumlu olarak Pakistan'ı görüp Pakistan'da çeşitli noktalara füze saldırısında bulundu. Ve bu füze saldırısı sırasında 70'e yakın Hindistan Hava Kuvvetleri uçağı sınır içerisinde yani Hindistan hava sahasında uçtuğu Pakistan güçleri tarafından tespit edildi. Yaklaşık 2 dakikalık süre içerisinde reaksiyon süresi deniyor buna Pakistan bölgeye Çin'den yeni aldığı savaş uçağı J-10, JF-17 Çin'le ortak geliştirdi ve F-16'larını kaldırdı ve çok uzaklardan attığı füzelerle birlikte Hindistan Hava Kuvvetleri'nin 5 uçağını düşürme başarısı gösterdi. Bu düşürülen 5 uçaktan 3'ü Hindistan'ın daha birkaç yıl önce Fransa'dan aldığı Rafale olarak adlandırılan yeni nesil AES aralarına sahip meteor gibi çok uzun menzilli füzeler, hava hava füzeleri taşıyabilen çok çok önemli bir uçağıydı. Peki bu iş nasıl meydana geldi? Öncelikli olarak Pakistan Hava Kuvvetleri'nin AVAX olarak Kamuoyunun bildiği havadan ihbar kontrol uçakları bölgeye yakın noktalarda uçmaya başladı ve Hindistan'ın tüm hava hareketlerini attığı füzelerden, bölgede görev yapan savaş uçaklarına, tanker uçaklarına gibi tespit etmeye başladı. Arkasından saydığım savaş uçakları Pakistan Hava Kuvvetlerinin kalktı ve burada hedeflerine doğru atışlar gerçekleştirmeye başladı. Normalde uzun yıllar Pakistan Hava Kuvvetleri F-16'lar ana gücünü oluşturuyordu ve F-16'larında orta menzilli hava hava füzeleri, yine Amerikan yapısı Amram serileri oluşturuyordu. Son yıllarda Pakistan'ın Çin'le savunma sanayi konusundaki işbirliklerini artırmasıyla önce JF-17'ler ortak geliştirildi. Arkasından da tek motorlu J-10 serisi savaş uçakları alındı. J-10'lar ISA radar sistemine sahip ve Çinlilerin geliştirdiği PL-15 olarak adlandırılan uzun menzilli hava hava füzelerine sahipti. PL-15'in ihraç versiyonunun menzili yaklaşık 120 ile 150 kilometre arasında değiştiği açık kaynaklarda ortaya konuluyor. Ama Çin kendi sahip olduğu PL-15'lerde E modelinde ise bu menzil 300 kilometreye kadar çıkıyor. İddia o ki Pakistan'a Çin kendi kullandığı versiyonunu veriyor. Arkasından bu füzeler havada tespit edilen hedeflere doğru atılıyor. Fakat tabiri caizse bu kör bir atış olarak gerçekleştiriliyor. Yani savaş uçakları radarlarına veya füzenin radarlarını açmadan aktive etmeden atış gerçekleştiriliyor. Bu füzeler ses hızının 5 katı sürate çıkabiliyor. Yani 5 mak bu da baktığınız zaman saatlik hız 5000 kilometrenin üzerine neredeyse 6000 kilometre yakın bir süratle uçuyor ve kısa sürede uzun menzildeki bu Hint uçakların peşine düşmeye başlıyor. Füze uçağa yaklaştıktan sonra havadan ihbar kontrol uçakları link bağlantılarıyla aktif hale getiriliyor ve bu füzeler radarları aktif hale getirildikten sonra kısa bir mesafe kala hedeflerini kitleyerek vuruş gerçekleştiriyor. Burada Hint uçakları füzeleri tespit edebilir miydi? Muhtemel ya bunlara vakitleri yoktu ya da pilotlar farkında bile değildi. Uçaklar birer birer vurulmuştu başlanıyor. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin açıklamasına göre 5 uçak demiştim. 3 Rafal. 1 Su-30 Sukhoi tarafından geliştirilmiş. Hindistan'da ortak imal edilmiş çok ciddi bir Su-30 filosu var Hindistan Hava Kuvvetleri'nin. Ve bir MiG-29 vurulmuş durumda. Şimdi bu uçak kayıplarından sonra Hindistan balistik füzeler, çeşitli kamikaze İHA sistemleri ve yine uçaklardan atılan bazı seyir füzeleriyle Pakistan hedeflerini vurmaya devam ediyor. Ve buralara baktığımız zaman bazı Pakistan Hava Kuvvetleri üstlerindeki hangarların bir binaların vurulduğunu görüyoruz. Sonuç olarak buraya baktığımız zaman görüş ötesi füzelerin inanılmaz bir başarısı var. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin yüksek eğitim seviyesi var ve gerçekten Hindistan'ın bu saldırısını Pakistan çok başarılı bir şekilde püskürterek hava hava savaşlarında yeni bir sayfayı modern savaş tekniklerine ortaya koymuş durumda. Pakistan ve Hindistan arasında son çatışma 2019 sonlarında meydana gelmişti ve Pakistan Hava Kuvvetleri'nin F-16'ları Hindistan'a ait bir MiG-21 tipi savaş uçağını vurarak düşürmüştü pilot da fırlatma koltuğuyla kurtulmuş ve bu pilot Pakistan'ın eline geçmişti. O dönemden bu yana Hint Hava Kuvvetleri kendi gücünü geliştirmek üzere ciddi atılımlar yaptı. Bunlardan da birincisi Fransa ile yapılan Rafal uçaklarının alım anlaşması oldu. Rafal gerçekten çok önemli bir uçak. AESA radar sistemine sahip çift motorlu gelişmiş meteor füzeleri uzun menzilli atabiliyor ve Hindistan Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil sistemlere ulaşması açısından çok önemli bir adım oldu. Batıya yaklaşırken Hindistan ki son yıllarda biliyorsunuz özellikle işte Amerikan C-17'ler, Apache uçakları hatta Trump başa geldikten sonra F-35 satışını da gerçekleştireceğini Hindistan'a söylemişti. Geçtiğimiz aylarda Hindistan'da yapılan Aero India havacılık fuarına da Amerika F-35'i yollamıştı. Hatta karşısına da Ruslar Su-57 5. nesil savaş uçaklarını getirerek adeta Su-57 ve F-35 karşı karşıya gelmişti. Hindistan giderek batıya yaklaşırken hatta konumlanması ileride bir Çin'le savaş çıktığı zaman karşısına Hindistan olunacak derken diğer taraftan da Pakistan Çin'le çok ciddi bir yakınlaşma içerisinde. Pakistan 1960'lar, 70'ler, 80'lerde Amerika tarafından destekleniyor. Özellikle Afganistan Savaşı'nda Amerika F-16'ları veriyor, yeni nesil sistemler veriyor. Sonrasında işler biraz değişmeye başlıyor ve bugün Pakistan'ın en önemli ortaklarından, müttefiklerinden biri Çin. Çin'le birlikte F-16'lar sonrasında işte ISR radarlar, yeni nesil sistemlere ihtiyaç var. Bu konuda Pakistan işbirliğini Çin üzerinden devam ettiriyor. Çin'le birlikte geliştirdi. ülkemize de gelip gösteri uçuşu gerçek gerçekleştiren JF-17 uçaklar var. JF-17'lerin blok 1, 2 ve 3. nesli blok 3'leri üretiliyor. Blok 3'lerde yine Çin'den alınan Ayasa radar sistemi var ve aynı zamanda biraz önce anlattığım Çinlerin yeni nesil uzun menzilli füzeleri PL-15'lerde JF-17'lere entegre ediliyor. Tek motorlu çok görevli bir savaş uçağı. Diğer tarafta daha fazla gücünü arttırmak üzere Pakistan J-10 alımı gerçekleştirdi. J-10'un oldukça ilginç bir hikayesi var. Aslında F-16'ya benzer bir uçak. İsrail tarafından yapılan bir Lavi bir konsepti var. Daha sonra bu konsept bir şekilde Çinlilerin eline geçiyor ve tek motorlu, çok rollü bir uçak haline getiriliyor ve şu an Pakistan Hava Kuvvetleri'ne bu uçaklar kullanılıyor. Parantezi tekrar açarsak geçtiğimiz aylarda J10'lar Çin Hava Kuvvetleri'nin elinde Mısır'a tatbikata gitmişti ve Mısır'daki tatbikatlarda da J10 boy göstermişti. Hatta Mısır'ın J10 alacağı da iddia edilmişti. Şu an Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes durumu var ama iki tarafta birbirini çok dikkatle takip ediyor tabii dünyanın da en büyük korkusu iki ülkenin de sahip olduğu nükleer silahlar. Ben tabii bu Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan bu çatışmada biraz da Türkiye'ye dönmek istiyorum. Türkiye'de Yunanistan ve Türk Hava Kuvvetleri dengelerine de burada biraz atıfta bulunmak istiyorum. Malum Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin modernizasyonu için Rafal uçaklarını Fransa'dan aldı ve Rafal uçaklarının da en büyük silahı biraz önce anlattığım uzun menzilli meteor füzeleri. Bu füzeler uzaktan atılıp herhangi bir çatışma durumunda Türk Hava Kuvvetleri'nin uçak uçaklarını vurması veya bölgede görev yapan tanker uçaklarımız havadan ihbar kontrol uçaklarımız için bir risk oluşturuyor. Peki böyle bir durumda Türk Hava Kuvvetleri ve Yunan kuvvetlerini karşılaştırdığımız zaman ne ön plana çıkıyor? Burada birinci konu ISR radar sistemi. ISR radar sistemi standart radarlara göre çok daha fazla hedefi aynı anda takip edebiliyor. Çok geniş bir alana bakıyor ve karıştırılması da oldukça güç bu radarların. Bu radarlar çok iyi bir hareket resmini pilota ve aktarıldığı zaman karargaha iletebiliyor ve hedef bulunduğu zaman aktive etmeden atılabilecek bir füze son anda aktif edilmesiyle birlikte karşı taraf için çok ciddi risk oluşturabiliyor. Ama bunu tek başına bir uçaktan yapabilmek pek de mümkün değil. Bunun için havadan ihbar kontrol uçaklarının bu füzeyi yönlendirme, kontrol etme yeteneklerine sahip olması gerekiyor. Bundan birkaç yıl evvel Suriye'de iç savaş devam ederken sınır ihlali yapan Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait bir MiG-23 Türk Hava Kuvvetleri tarafından düşürülmüştü. Türk Hava Kuvvetleri bu atışı gerçekleştirirken şimdi bu Pakistan-İndistan son savaşında da olduğu gibi gibi füzenin yönlendirmesi E7 Barış Kartalı uçağı tarafından yapılmıştı. Yani Türkiye bu teknolojiye sahip. Ama bizim olmayan IS radarımız ve AMRAM bizim en şu an uzun menzilli füzemiz bunun giderilmesi için Ayas radarı konusunda ASELSAN çalışmaları yapıyor. Murat radarı var ve bu Murat radarının farklı versiyonları Akıncı'da, Kızıl Elma'da, Anka 3'te F-16 modernizasyonunda ve ilerleyen dönemde Hürjet ve Milli Muharip Uçak alanında kullanılacak bu konuda çok ciddi bir yerli bir çalışma var. Diğer taraftan uzun menzilli füze için Türk Türkiye bu ihtiyacı ara uçak alarak yani Avrupa'dan Eurofighter'ı meteor füzeleriyle alarak çözmeye planlıyor. Meteor füzesinin satılmaması için Yunanistan geçtiğimiz aylarda meteor füzesi Avrupa'nın ortak füzesi Eurofighter'da kullanılıyor, Rafal'da kullanılıyor. İsveç tarafından, Saab tarafından da kullanılıyor. Bunların oluşturduğu konsorsiyumun geliştirdiği bir füze. Fransa başta olmak üzere ki en büyük sorunu Fransa ile yaşıyordu. Fransa, İngiltere, Almanya, İsveç, Türkiye'ye bu füzelerin satılmasıyla ilgili onayı da vermiş. Bunu da dipnotlarımız içerisine eklemekte fayda var. İleri iki dönem için yani Çin'in yaptığı PL15 tadındaki bir füze için uzun menzilli füze için bir tarafta TÜBİTAK saye ile Roketsan'ın çalışmaları var. Ama burada füzenin arayıcı başlığına bir AESA radar entegrasyonu da gözüken o ki şart bilemiyoruz. Bunlarla ilgili açıklanan bir resmi bir bilgi yok ama bu konuda çok yakından takip edildiğini belirtmemde fayda var. Geleceğe bakışta şu faktörü de eklemekte fayda var. 45 nesil olarak adlandırılan işte Rafal, yeni nesil Eurofighter, işte F16'lar blok 70 standartlarına çıkartıldığı zaman bunlarla birlikte insansız hava aracı konseptleri de ön plana çıkıyor. Baykar'ın geliştirdiği kızıl elma bu açıdan çok farklı bir yere ulaşacak. Yani çeşitli uzun menzilli hava hava füzelerini bu İHA'ya yükleyip radara gönüllü minimum olacak şekilde düşmana yaklaşıp bu füzeleri atma şansına sahip olacak. Aynısı işin havayar yer tarafında TUSAŞ'ın geliştirdiği Anka 3 ile de gerçekleştirilecek. Bunu da böyle bir parantezi kapatalım. Tekrar sonuç olarak Pakistan hikayesine geri dönersek. Uzun yıllardır Pakistan-Hindistan çatışıyor. Bugün Pakistan'ın hamisi bir Çin. Hindistan daha batıyı arkasına almış şekilde. Ama burada da bir vekalet savaşı yaşanıyor. Nasıl en son Ukrayna'da gördüysek. Ukrayna üzerinden Rusya'nın savaşmasıyla Rus ordusu çok ciddi bir kayba uğradı. Ekonomik anlamda ülke daha zorlandı. Ambargolar uygulandı. Benzer bir durum Pakistan ve Hindistan savaşında da bir tarafta batı bir tarafta Çin var. Ama Çin burada ortaya koyduğu teknolojilerle birlikte batı için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Uzun menzilli hava hava füzeleriyle örneğin Amerikan donanmasının bölgedeki uçak uçak gemilerinden kalkan F-18'ler çok ciddi bir risk altında. Peki bunun bir sonraki adımı ne? Bunun bir sonraki adımı 5. nesil savaş uçakları. Ben eminim ki ilerleyen birkaç yıl içerisinde çok da ileri gitmemek lazım. Hindistan bir F-35 alımı gerçekleştirecek. F-35 ile birlikte radara görünürlük düşmesiyle birlikte F-35'in havadan tespiti çok daha zor olacak ve bu şekilde Hindistan'a vurmak istiyor. Çin J-35 olarak adlandırılan görüntü itibariyle F-35'e çok benziyor ama onun çift motorlusu yeni nesil bir 5. nesil savaş uçağı geliştirdi. Muhtemel Pakistan'da onun ilk kullanıcılarından biri olacak ve masaya 5. nesil yani iki tarafın birbirini radardan minimum görebildiği veya çok yakında görebildiği başka yeni nesil hava hava füzelerinin ortaya çıktığı bir savaş olacak. Burada teknolojiler açısından Çin'in attığı bu adımı malum yaşanan Tayvan'da bir kriz var. Tayvan'ı nasıl etkileyebilir? Veya Pasifik'te Amerika'nın Çin'le karşı karşıya gelmesi var. Bugün bir gümrük savaşı yaşanıyor. Bu da işi nereye götürecek? Bunlar açıkçası bir soru işareti. Ama gözüken o ki Çin'in geliştirdiği teknolojiler teknolojiler oldukça etkili ve Amerika'nın karşısına da çok önemli bir silah çıkartıyor. Bunun 5. nesilden sonraki adımı ise 6. nesil savaş uçakları. Malum ara ara görüntüler geliyor. Hatta şuraya da linkini bırakayım ben geçtiğimiz haftalarda uçan Kanatlar işte Türkiye'nin, Çin'in, Amerika'nın yaklaşımları 6. nesil savaş uçağıyla ilgili olarak Göksel Bey ile çok güzel bir röportaj yapmıştık. Onun da linkini buraya ekleyeyim. Olayın da bir sonraki adımı 6. nesil savaş uçakları olacak. Çin'in geliştirdiği kuyruksuz, 3 motorlu farklı tasarımlara karşı Amerika. Amerika'nın F47 projesi var biliyorsunuz. Buradaki en büyük problem normalde işte stealth bir uçağınız var, çok gelişmiş radarı var, beşinci nesil bir savaş uçağınız var, o uçağı salıyorsunuz bir yere, operasyona gidiyor. Ama o uçağı nasıl bulacaksınız? İşte çevredeki radarlar aramaya başladığı zaman havadan ihbar kontrol uçakları, tanker uçaklar gözüküyor. Demek ki o bölgede tanker, havadan ihbar kontrol veya elektronik karıştırma uçakları ki bunlar da iş jetlerinden geliştiriyor varsa burada bir operasyon olacak diyorsunuz. Altıncı nesilde tanker uçağa gerek kalmayacak, havadan ihbar kontrol uçağına gerek kalmayacak, uçak hiç gözükmeden tek başına gidip görevini yapıp gelecek. İşte 6. nesilde de bu savaşı birlikte göreceğiz. bilim döndüğünce Pakistan Hindistan arasında yaşanan savaşı size anlatmak istedim ama kapatmadan önce de olayın da bir sivil tarafı da var. Özellikle Türkiye'nin tabii ki Pakistan'ın yanında durmasıyla birlikte Hindistan kamuoyunda Türkiye'ye karşı tepkiler giderek artıyor. Olayın sivil havacılık boyutunda dünyada milyonlarca Hintli çok farklı yerlerde yaşıyor. Onların dünyaya ulaşımlarında Türk Hava Yolları çok önemli bir yere sahip. Aynı zamanda Türk Hava Yolları Indigo Hava Yolları'yla bir ortaklık anlaşmasıyla bir birlikte beraber uçak işletiyorlar. Hatta Indigo'nun bakım için uçakları İstanbul'a Türk Hava Yolları teknik tesislerine geliyor. Bu anlaşma devam mı edecek? Ne yapacak? Bundan bir etkilenme olacak mı? Göreceğiz. Aynı şekilde Çelebi grubunun Hindistan'da çok ciddi terminal ve kargo işletme projeleri var. Bunlar nasıl etkilenecek? Çelebi gelirinin neredeyse üçte birini Hindistan'dan elde ediyor. Bu da bir soru işareti. Üçüncü nokta ise çok sayıda Türk özel havayolu şirketi. Orendon başta olmak üzere. Tailwind gibi şirketler Hindistan'a normalde Türkiye'de turizmin düştüğü kış dönemlerinde uçak kiralıyorlar ekipleriyle ve bu uçak kiralanan uçak sayısı ona kadar yükseliyor. Ekiplerle gidiyor uçaklar oraya. Hindistan adına iç hat ve bölge ülkelere seferler yapıyor. Bu anlaşmalar nasıl etkilenecek? Olayın sivil tarafıyla ilgili etkileri de muhtemel birkaç ay içerisinde görmeye başlayacağız. Evet dilim döndüğünce size bu çatışmayı, görüş ötesi, hüzelerin durumları, iş nereye gelebilir, nereye gidebilir, bizim almamız gereken dersleri sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere derken sorularınızı yorum olarak yazın ve tabii ki bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın abone olmayı da tabii ki unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.